Selamlar, ben Semih. Bugün Clash Royale'in bize verdiği destelerle oynayacağız. Bildiğiniz üzere oyuna rastgele deste butonu eklendi. Bakalım nasıl bir deste gelecek. Evet, garip bir Kraliyet Devi destesi ama destede ilk gözüme çarpan şey büyü olmaması. Biliyorsunuz büyüsüz desteleri pek sevmiyorum. Ve ilk maçımızdayız. Bu arada 100 bine çok yaklaştık ve 100 bin abone özel videomuz soru cevap olacak. O yüzden videonun altına hashtag CEOK'a soruyorum yazıp sorularınızı yazmanızı rica ediyorum. Neredeyse 100 bin olmamıza rağmen kendimden hiç bahsetmedim. Oyun hakkında bilgilerimi paylaşmak bana daha çok cazip geldi. Maça da klasik haydut açılış hamlesiyle başladık. Elim de çok kötü, gördüğünüz gibi kraliçe atmaktan başka seçeneğim yok. Artık defansı kraliyet dev atıyorum nasıl bir kötü durumdaysam. Rakip de Koç Binz testisiyle oynuyormuş Mega Şövalye ile. Sanırım bu maçta çok zorlanacağız çünkü rakibin yıldırımına karşılık elektro ejderimiz var, Jelit'imiz var, okçu kraliçemiz var. Defansımızı egal edebilir. Bir düşünüyorum nasıl saldırabiliriz diye. Elinden çıkardığı kartları takip etmeliyim veya iksir yokken saldırmalıyım. Ama önce arkadan kartlarla bir kâra geçelim, ardından rakibin kulesini alabiliriz. Defansa da bomba kulesine çok güveniyorum. Çünkü rakibin Koç Binz'i var. Minyonları atmıyorum. Kartopu atacak Elektro Ruh'la beraber. Bakalım ne atacak. Kartlarımı koyamıyorum. Mecbur cellat attım çünkü ne atarsam bir karşılığı var. Tamam. Şöyle minyonları atabiliriz. Diğer kartlarımız tam yıldırımlık. Arkadaşlar elimdeki kartlara bakın. Kraliçe elektro ejderini kullanamam. Yıldırımı var. Kraliyet devli atak da başlatamam çünkü karda değiliz. Mecbur bomba kulesi atacağım. Elektro ejder de var elimde, o yüzden Koç Binz'ini durdurabiliriz. Şarjlanmaz yani. Evet, hazırda tuttum ama atmadı. Şöyle tersten bir kraliyet dev atağı başlatabiliriz bence. Kraliçesini çünkü orada çıkardı elinden. Şu an bir atak bekliyorum. Alansarı atacak kartlarımız. Bomba kulesi atalım. Elinden Koç Binz'i çıktı ve kraliyetliğimiz kuleye vuruyor. Baskıya devam. Oraya bayağı vuracaktır. Şu anda öndeyiz. Özelliğini kullanmış oldu böylece. Bomba kulesi çok güzel zamanda geldi. Sol tarafa iksir kullanacak, o yüzden sağdan kraliyet devini basalım. Bence şu an iksir yok. Çok vuruyoruz. Güzel. Bu cellat kartı gerçekten hoşuma gidiyor bazen. Bize bayağı bir iksir kazandırdı orada. Sol tarafta Mega Şövalye kullandı. Kraliçesini atıyorum, 7 iksir kullandı orada. Yetişmedi, vur. Ve kazandık. Resmen meta destesini, oyundaki en iyi desteği bu desteyle yendik. Umarım ikinci destede en azından bir atak kartımız olur. Aynı şekilde devam ettiriz galibiyet almayı. Lütfen düzgün bir deste ver. Evet. Güzel bir desteğe benziyor. Şu an oynamak istiyorum ben bu desteyle. Dev destesi, Elis Barbar destesi. Yani rakibe güzel baskılar yapabiliriz bence bu desteyle. Bu arada 100 bin abone özel videosunda da en çok like alan yorumları seçmeye çalışacağım. Ona göre beni zorlayabilirsiniz. Bütün sorulara dürüst cevap vermeye çalışacağım. Bu arada elimizde Kara Prens var. Köstebeği inanılmaz durduruyor. Hatta ekstra savunma yapacak. Haydut'u da öldürdü. Atak da yapıyor.
Bence şu anda maçın adamı Kara Prens. Evet, 2x'i daha kullandık rakibe. Dev atabiliriz. Çünkü inanılmaz bir kâra geçtik. Acaba rakip ne atacak? Veya ben ne atacağım? Tek mantıklı hamle arkadan elit barbar atmak devin arkasına. Top arabasını belki yıkabiliriz bu şekilde. Bakalım ne atacak. Resmen Kara Prens'i bize yem etti. Güzel. Kafes atıp oyunu yavaşlatmak istemedim. O yüzden fişekçi attım. İksirimiz çok var. Ama atabileceğimiz kart sayısı kısıtlı. Umarım alev top yoktur rakibin. Bakalım ne atacak. Çok iksir bekletiyor. O yüzden saldırıyorum. Evet, galiba maçı salmış. Bu desteri daha güzel şeyler yapmak isterdim ama rakibimiz AFK kaldı. Umarım sıradaki destemiz normal bir deste olur. Ve bu videoyu burada tamamlarız. Hazırsanız butona basıyorum. Evet, bu desteği de beğendim. Ve videodaki son maçımızdayız. Rakibimiz Sloan, Belçika klanından. Şöyle iskelet fıçısıyla başlayabiliriz bence. Bilerek de en köşeden atıyorum. Böylece binaları görmeyebiliyor. Cadı garip bir başlangıç. Bence doğrudan arkadan atılması doğru değil. Rakip neden bu kadar agresif oynuyor anlamadım. Ama barbarlar burada çok güzel çalıştı. Top arabası da atağa da çıkacaktır. Goblin fıçısında biraz daha arkaya atmaya çalışacağım. Belki kandırabiliriz rakibi. Bakalım. Evet. Arkadaşlar, kasırgası olduğunu nereden bilebilirim yani. Çok garip bir destesi var. Dev, cadı, mini pekka, kara prens, kasırga. Eskiden iskelet fıçısıyla çok fazla deste vardı ama artık hiçbiri kalmadı. Bence bir güçlendirme gelmeli artık, bilmiyorum. Kulede patlasa yeterli. Güzel. 3x'i hak edecek bir kart olduğunu düşünmüyorum ama bazı destelere karşı gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Evet, arkadan gene bir top arabası hamlesi. Top arabasını oraya attığınızda o taraf kilit oluyor. Evet, gene aynı hamleyi yaptı. Bence tecrübe etmesi gerekiyordu. Elimizde havan da var bu arada. Devi savunmak için başka bir opsiyon. Gene bir fıçıyı atalım şöyle. Güzel. Bir de eline varil de var üstelik. Arkadan da top arabasını koyalım. Top arabası çok ilginç bir kart bence. Kupada çok da iş yapmasa da e-sporda çok kilit bir kart. Hatta bu konu hakkında paylaşımlar yapılmıştı. Yıldırma hava attı. Ben de düşünüyordum nasıl bir atak yapsam diye. İkimiz de birbirimize antiyiz. Rakip devini yürütemiyor bizim sağımızda. Barbarlarımız var, havanımız var. Yavaş yavaş iskelet fıçısıyla vuruyoruz. Evet. Acaba önüne dev mi atacak? Tabii ki atacak. Valkyrie'yi temizlesin. Havanla bir atak başlatalım. Güzel gidiyoruz. Havanla bir tane vurdu fıçı da. Kasırgasını da kaçırdı. Evet, bence bu maç bizde. Baskı yapmaya devam ediyorum. Rakip saldırmasın diye ben saldırıyorum. Yaklaşık 1,5 dakika kaldı.
arkada oynuyorum garanti olsun diye. Rakibin çok güzel bir atak tutturması lazım yoksa kaybetti. Çok güzel. Baskıya devam edelim. Oraya ya Kara Prens atacak ya Mini Pack, o yüzden ikinci bir top arabası atıyorum. Baskı hiç bırakmıyorum. Evet artık çarpı 3'teyiz. Yapacak hiçbir şey yok. Ama kendi hatası. Bu desteği almış. Yalnız kartları bayağı birikti. Eyvah. Tamam. Kaybetseydim gerçekten çok gülerdim. Yalnız desteği beğendim. Ve maçı böylece kazandık. Rakibin hatası kesinlikle deste seçimiydi. Eğer meta dışı desteler oynarsa eşleşmesi ya çok iyi olur ya çok kötü olur. Videoyu da burada bitirelim. Abone olup zil butonu basarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.